Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydınlar olsun. Hamur yoğurma makinesi çıkarmıştım, kek yapmıştım. İki ölçü kek yaptığım için de bu da çıkarım dedim. Normalde tek ölçü kek yaptığımda bu makineyi çıkarmıyorum ama iki ölçü yaptığımda çıkarıyorum. İşte anlatırsınız. İki ölçüyü aynı anda yaptım. Aynı anda yaptığım için de ister istemez birazcık hamurum kabardı karıştırırken. Ben keki yaparken yumurtayı, şekeri ve çok az bir çay kaşığına yakın tuzu koyup onları iyice karıştırıyorum. Böyle köpük olacak, krema olacak hal alasaya kadar diyeyim. Yani ben sizlere ay başım inanılmaz derecedir. Bilmiyorum havalardan mıdır nedir, inanılmaz bir baş ağrısı var. Gözlerime kadar vuruyor diyebilirim yani sizlere. Yorgunluk da var tabii ki de. Ne diyordum? Kekimi hazırlarken ben yumurtamı, şekerimi içine bir çay kaşığına yakın tuzumu koyarak böyle köpük haline alasaya kadar mutlaka iyice karıştırırım. Yani iyice karıştırırım ki yumurtanın kokusu hiç olmasın kekte. Fazla karıştırmadığınız zaman yumurtanın kokusu oluyor. Hiç sevmiyorum o zaman. Ben kekimi içine ne koydum? 2 ölçü yaptım. Ben 6 tane yumurta, 3 su bardağı şeker, 6 su bardağı un, 1'er su bardağı sıvı yağ, süt ve nasıl söyleyeyim yoğurt. İçine koymak istiyorsanız 2 paket kabartma tozu ve 2 paket vanilya. Ben çok fazla vanilya kullanmıyorum açıkçası. Vanilya koymuyorum genelde de. Hep siz de koymak isterseniz. Bu benim yaptığım 2 ölçü. Çok güzel kabarıyor. Hani belki bazı arkadaşlar şey koyabilirler. Süt koyuyorsan yoğurt koymuyorum. Ya da yoğurt koyuyorsan süt kullanmayanlar da olabilir ama ben her ikisini de kullanıyorum. Hem yoğurdu hem de sütü yarı yarıya kullanıyorum ki böyle daha güzel bir kek. Kekin kıvamı çok güzel oluyor böyle pufluk gibi. Yani böyle çok hoşuma gidiyor yani benim o şekilde. Öyle yaptım. Normalde işte taştığı için şuralara kadar taştı. Taşınca da şuraları bir silin dedim. Ben bu kırmızı makineleri çok seviyorum. Benim bu kırmızı makineler Tefal MasterChef Gourmet. Çok süper bir İngilizcem olduğu için şöyle göstereyim ben size. Ay. Bunlar çok memnunum ben. Gerçekten memnunum. Sen bir dur bakayım. Ben bunu alalı bayağı oldu. Hem de bayağı. Feyza buzdan su koymuş. Bunları çıkardık da. Bayağı oldu dediğim rahat 5 seneye geçti. Ben bunu 5 sene önce aldım. Da kaç para aldım? İnanın ki yanlış hatırlamıyorsam 1800 liraya falan aldım. Galiba 1800 diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim yani ama 2000 liraya geçmediğini biliyorum. Ben bunu tam takım aldım. Bunun burasında takılan bir kıyma makinesi aparatı var. Milkshake aparatı var. Katı bebe sıkacağı var. Bu tarafa tekrardan bir rende takabiliyorsunuz. Rende takılan aparatı var. Onların hepsi yukarıda. Hangisini kullandım derseniz sadece bu. Şu kek yapma aparatları ve hamur yoğurma aparatlarını kullanıyorum. Diğerlerini doğrusu kullanmadım. Kıyma makinesini 2 defa kullanmışımdır. Katı meyve sıkacağını 1 defa, rendeyi de 1 defa kullandım. Ha milkshake'de. Milkshake'de kullandım. Fıstık kesmesi yaparken kullandım milkshake'de. Aşkım kurban olsun. Senin yaradana çirkin evladım benim. Allah'ım çok güzel bir şeysin. Oy bebeğim. Oy. Böyle bir makine almak isterseniz kesinlikle size Tefal'inkini öneririm ben. Yani size öneriyorum. Gel anneciğim. Yapmış bu golünü bir gel. Şimdi sen okuyorsun. Ama Tefal'in bu şekilde bu makinesini almak istiyorsanız şu anda bunu bu makinesi tam takım olarak söyleyeyim ben size. 5000 liraya yakın bir rakam var bildiğim kadarıyla. Ama eğer ben diğer saydığım aparatları kullanmayacaksanız ki ben hiç kullanmıyorum size o şekilde söyleyeyim. Almanıza gerek yok. Bana şimdi sorsalardı Tefal'ın bu makinesini alacağın zaman diğer aparatını istiyor musunuz? İstemiyorum derdim. Almazdım yani. Gereksiz. Boşa verilen bir para benim için. Şu anda boş boş yukarıda dolapta yer kaplıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Eğer bu aparatları almadan bu makineyi bu şekilde alırsanız sadece şu üç parçasıyla beraber şöyle şu kek yapma, hamur yoğurma falan. Tabi bir de şey de var. Şöyle. Bununla beraber aldığınız zaman 3,5 milyara alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. En son baktığımda 5000 liraya bulmuştu şey. Tahmin olarak ben gördüğümde yani bayağı fiyatlar inanılmaz derecede artmış. Öyle böyle. Hadi sen aşağıya bakayım hadi anneciğim. Hadi bakalım hadi.
Orada ses yapmayalım. Bakalım şimdi sen ses yaparken çekim yapıyor ki bu sefer ablalar bizi anlamıyorlar. Hep haliyle ay burnumu ucattık. Ay gördük işte o şekilde. Ben evde bazı eşyalarımı çok sevdim. Bazı belirli başlı eşyalarımı. Sizler de zaten biliyorsunuz elektrik süpürgemi çok severim. Hiç kimseye vermem. Hiç kimseye de vermem. Sizler de biliyorsunuz da iki tane var. Rowenta'nın bir beyazı var bir de mavisi var. Yani niye iki taneydi? Başta bir mavi al dedi. Motor bir arıza çıkar dedi. O arıza giderilmesine kadar belli bir süre evde elektrik süpürgesi olmayacağından dolayı ben de beyazından da almıştım. Ama ben beyazını aldığım zaman çok güzel indirim vardı. Ve çok da güzel indirim olduğu için beyazını da almıştım. O zaman maviyi de yaptırmıştım. İkisi evdeki dursun diye duruyordum. Hatta annemi bana şey de yazmışlardı. Annene niye elektrik süpürgesi aldırdın da kendi elektrik süpürgeni niye vermedin diye. Anneme de söyledim. Ben elektrik süpürgemi vermem dedim. Her ikisi aslında elektrik süpürgemi seviyorum. Kırmızı şu makineyi çok seviyorum. Hiç kimseye vermem. Şu anda gözde bekliyorum. Çok seviyorum. Öyle belli başlı bak birkaç eşyamı seviyorum ya ama bana deseniz ki ben yani mizazan da gösteririm yani size. Bunu bana verebilir misiniz derseniz veririm. Hiç sıkıntı değil yani hiçbir problem olmaz. Paylaşmayı gerçekten severim ama belli başlı bazı eşyalarımı hiçbir şekilde paylaşmayı sevmiyorum. Vermeyi sevmiyorum yani. Ben bu arada da şey söyleyeyim ben yapbozu bir arkadaşımıza gönderecektik daha gönderemedim hastane işlerimizden dolayı. Yoğunluktan dolayı, kapıda ister istemez biraz dalgın olduğundan dolayı kendisine gerçekten çok ama çok özür diliyorum. Kusura bakmasınlar inanın ki yani göndermeye daha fırsatım olmadı. Instagram'dan zaten bana ulaştı dedi. Biz kendisiyle görüştük, haberleştik. Ben şehrin adresini aldım, telefon numarasını aldım, ismini her şeyini aldım. Bir tek göndermesi kaldı. Yani tekrardan yine de özür diliyorum. Şöyle birkaç gün içinde mutlaka puzzle'ını kendisine göndereceğiz. Değil mi anneciğim? Geç kaldı ama değil mi Fatih? Anneciğim. Oh güzel yaşa. Sağlıklı yaşa anneciğim. Bay. 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 Kime bay diyoruz biz? Bay bay. Ay seni anne yesin ya yesin. Meleğim benim. Melek. Çirkin. Annem size gel bakayım. Bir tane böpçük. Oh kızım benim ya. Güler yüz oğlum. Gül yüzümsün sen benim. Senin ya. Bıncıklayacağım seni var ya böyle bıncıklayacağım seni. Nihal ablanın Feyza'ya vermiş o çiçeği. Ama maşallah var gerçekten Feyza çiçeğiyle inanılmaz derecede güzel ilgileniyor. Hiç anasına çekmemiş bu konuda Feyza'cığım. Kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel suluyor, güneşlendiriyor, saatli güneşlendiriyor Nihal ablanın dediği şekilde. Günde kaç saat yani güneşlendirmesi gerekiyorsa gerçekten ilgileniyor. Nihal abla zaten Feyza şey söylemiş. Hani çiçeğe bak eğer bakabiliyorum dersen hani ben çiçekle ilgilenirim dersen de ben sana birkaç tane daha çiçek vereceğim dedi. Güzel saksı alırsan dedi. Sen dedi bakarsın dedi. Artık biz çalışma masasına koyuyoruz. Hakan uzanmayacak şekilde. Odasında Feyza'cığım ilgileniyor. Sen nereye çıktın ya? Sen nereye çıktın ya? Melek oğlum benim. Melek. Feyza'nın kardeşi Kubi de Hakan'ın elinde dolandı hiç. O yüzden her şey her yerimizde. Yani abla artık böyle hep kahve muhabbeti. Milleti sıkacağız artık ben sana söyleyeyim. Ben kahvesiz duramıyorum belki biliyorsun. Evet sizler sıkılacaksınız diye sürekli kahve muhabbeti yaparız. Hep çıkmış.
Ya ne bileyim, şimdi evin içinde sıcakta ne yapacağımız da şaşırıyor zaten sonuçta. Ben kahvesiz duramam ki. Ben ne diyorum, ne kadın ne diyor, ben kahvesiz duramam ki diyor. Hep aynı bölgede şey yapıyoruz arkadaşlar. Ama kahve köşemiz belli. Evet, normalde biz bu şekilde değiliz. Şeyde değiliz, dedim Diyan abla böyle buraya oturmaz. Benim mutfağımda masa olmadığı için, Hakan'dan dolayı almadığım için. Çünkü Diyan abla da biliyor, her yere tırmanıyor. Üstüne çıkıyor. Üstüne çıkıyor, ben çok korkuyorum. Diyan abla çıkar da o masa bir devrilirse... O yüzden belki benim eve bile inmiyor. Evet. Benim çiçek raflarının üstüne tırmanır. Tırmanır diye, şu parmakları bir şey olur, çocuğa sıkıntı olur diye. Hani masaya olacağından değil, kendine zarar verir. Evet, yani çok her yere tırmanıyor çünkü. Yani şu dolabın kulplarına geçtik, şimdi dolabın düz yerlerine de tırmanmaya başladı. Ya her şey, şu anda hep böyle bir şeyler yapmam. O yüzden böyle, yoksa normalde zaten yerde oturuyoruz. Evet, benim evde de biz mutfakta oturuyoruz. Yani salonda... Oturduğumuz çok ender. Çok ender. Genelde mutfakta oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Evet, aynen dediği gibi hep mutfaktayız sürekli. Zaten bir bayan ömrü nerede geçiyor? Mutfakta geçiyor. Yapacak bir şey yok. Biz Hakan'ı psikiyatriye götürdüğümüz zaman Hakan'la ilgili bilgi vermiştik zaten ama Hakan o zaman çok gürültü yaptığından dolayı çoğu arkadaş anlamamış. Evet, bana da yazmış. Evet, Nihal Adaya da yazmışlar, bana da yazmışlar. Evet, dediğiniz doğru. Hakan hastaneye gittiği gün inanılmaz derecede huzursuz olur. Öyle böyle. O gün nasıl dinleyen abla oldu? Durduramadık. Hiç durmadık. Biz annemle hastaneye götürdüğümüz zaman da ben üniversiteye götürdüğüm zaman aynı gün içinde Hakan yine sürekli huzursuzdu. Ve hatta ben o gün Hakan'ı dışarıya çıkardım. Cumhuriyet Meydanı'na götürdüm. Yürüttüm. Bayağı yürüttüm yer abla. Kale içinde girmediğimiz sokak kalmadı. İnan her yere girdi çıktı ya. Yine ses çıkarmadım yer abla. Peşinden koşturdum. Ama kale içinde caddenin ortasında, şimdi caddenin ortasına gidiyor. İster istemez arabalar çıkıyor. Tabii. Ya. Tutuyorum, kenara çekiyorum, sen misin çeken? Kendini yere atıyor. Yani bildiğin yola yatıyor yani. Herkes bize atıyor. O gün inanılmaz derecede huzursuzdum ama bir ertesi gün çok sakinleşti çocuk. Ama hastaneye gittim, o şey oluyor. Ya Hakan bilmiyorum. Hakan hastane olayına gerçekten aşırı derecede geriliyor. Felaket geriliyor çocuk yani. O gün şey... burnundan getiriyor zaten senin. Evet evet, o gün benim yani tamam. Bitik yani, her şekilde benim burnumdan getirmiş vaziyetim. Ama buna şükür ne alıyor? Bir gün o şekilde çekeceğiz. Ondan sonra artık zaten normal. Evet, artık çocuğu sakinleşiyor. Evet evet, sakinleşiyor. Bir sıkıntısı kalmıyor zaten çocuğun da. Doktor apetik otizm teşhisi koyduydu. Ama doktorumuz gerçekten çok ama çok iyi biri. Doktorun ismi neydi Nela abla? Koray mıydı? Koray Bey. Koray Bey. Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde Koray Bey var. Gerçekten çok iyi. Asistanları çocuk psikiyatrisi. Var. Çocuk psikiyatrisi. Evet, çocuk bak, psikiyatrisi. Ayrıldığını hiç bilmiyorum. Şu an Nela abla dediğine göre şey yapıyorum ben de. Yani çok bayağı ilgilendi. 15-20 dakika Hakan'la boyunca süre oynadı. Gelişimine baktı, Hakan'ı koşturttu, koşmasına baktı, hareketlerine baktı, göz temasına baktı. Oyuncaklara verdi, tepkilere. Oyuncaklara verdi, tepkilere baktı. Yanında 3-4 tane asistanı vardı. Asistanlara tek tek dedi ki hepiniz inceleyeceksiniz dedi. Ve hepsi gerçekten sadece Hakan'ı inceledi. Verdiği tepkiler. Verdiği tepkiler. Tepkiler. Sese karşı verdiği tepkilere. İşte yürüme, hareket etme, oturma, kalkma, çevredeki insanlara tepkilerini, her şeyini gerçekten ben yalnız bırakmadım, ben de girdim. Nihal abla hep yanındaydı. Çünkü neden Nihal abla yanındaydı? Ben Nihal ablanın gelmesi şu andan da istedim. Şimdi ben bir anneyim, bir anne olduğum için şimdi. Doktor bana bir soru sorduğu zaman ben çok taraflı belki cevap veremeyebilirim diye. Nihal abla benim yerime de cevap verdi. Allah razı olsun. Ben burada Nihal abla gerçekten çok teşekkür ederim. Ne demek istiyorsun ya? Bir annesi sonuçta bazı şeyler belki cevap vermek istemeyebilirsin. Hatta doktor ne dedi bana? Rapor çıkartalım mı, emin misin dedi. Evet. Ben dedim ki ne yapılması gerekiyorsa yapalım dedim. Ne yapılacaksa şahitlerim, elimizden ne gelirse, rapor çıkacaksa rapor çıksın dedim. Hatta bazı sorulara Nihal abla cevap verdi. Evet, bazılarına cevap verdim. Bazılarına dış gösterdi. Doktor gerçekten çok anlayışlı ve ılıman bir doktordu aslında. Çok iyi bir doktor. Hatta bazı soruları da ben doktora yönelttim. Dedim hani işinize karışmak gibi değil. Ama hani bu biz bak benim baktığım zaman dedim tamam ben komşularıyım ama biz çok uzun saatleri bir arada geçiriyoruz. Hakan'da bu tarz tepkiler var. Bunlara tepki var. Bunlara tepki yok. Ya da şu tarz hareketleri var diye. Doktor kalk ya lütfen söyleyin. Tabii. En azından bilelim dedi. Dedim hani bir üçüncü dış göz olarak. Çok iyi. Ben de dedim gördüklerimi bildiklerimi dedim aktarmak istiyorum dedim. Ya aileden hariç böyle hani Nihal abla da anneden gibi. Şimdi Nihal abla şey yapmak istemiyorum ama
aileden ayrı, dışarıdan üçüncü bir göz olması gerçekten çok çok iyi. Şefden de söyledi, belki yanlış anlamadı. Hani az da olsa dedi anlaşılıyor ama insan söyleyemiyor dedi sana da hani alınırsın dedim. Keşke dedim söyleseydin dedim. Ki doktor zaten dedi keşke bir 6 ay önce gelseydiniz dedim. Yok ben fark ettim. Fark ettiğim anda da zaten söyledim diyorsun. Ha, söylememek kötülüktür. Söylemek her zaman için iyidir dedi. Ama dediğim gibi hani ben... Şey değildir. Ben alınmam, şey yapmam otizmde yani. Den ziyade dediğim gibi şeydi. Hani hiperaktivite de olabilir diye düşündüm. Ya da başka sağlık sorunları da olabilir diye düşündüm. Ama bir götürelim dedim yani. İçimizdekiler şey sonuç olsun. Ne olacak ki? Aynen. En kötü ihtimalle ne olduysa öğrenecektik, ona göre başlayacaktık. Evet algılayamamış olabilirler gürültüden dolayı. Evet o çok benim doğru. Videolarıma da çok yazmışlar. Gerçekten. Çok fazla ses vardı, algılayamadık diye. Hakan gerçekten çok evet çok hafif bir otizm teşhisi kondu. Biz bir senelik rapor çıkartıldı. 8 saatlik eğitimden de ama biz benim bloglarımda da yazmışlar. Aylık 8 saat devletin verdiği. İşte benim Erşan'la konuşmalarımda da duyu terapisi nedir ya da iletişim kurabilir misiniz, bilgilendirebilir misiniz diye. Bununla ilgili de bilgi vereceğiz. Zaten şimdi biz şunu da düşünüyoruz. Bir gün Belgin, Hakan, ben üçümüz beraber gideceğiz Erşan'ın yanına. Normal doğal bir ortamda o da bir eğitmen olarak Hakan nasıl oynuyor, ne yapıyor, tepkileri nelerdir? Bizim neler yapmamız gerek? Neler yapmamız gerek ya da ben çünkü şunu da düşünüyorum. Evet Hakan bu süreçte ders almalı zaten. Alacak. Özel eğitim de alacak. Duyu terapinin her neyse. Elimizden ne gerekiyorsa. Her şeyi yapacağız biz yani. Yani artık ben de bu olayın dışında değilim. Hakan da çünkü benim yeğenim. Elimizden ne geliyorsa hep beraber yapacağız. Ki ben bu arada bunu da araştıracağım. Yani bunu bu konuda Belgin'in işte ne bileyim ben daha fazla vakit geçiriyorum. Ben de dahilim buna. Aynen. İşte Feyza Nur çok fazla ilgileniyor. Feyza Nur ikinci annesi gibi Hakan'ın. Üçümüzün de alabileceği bir eğitim, seminer ne varsa yapılabilecek her ne varsa. Bunları yapıp Hakan'ın bir an önce sosyal yaşantıya ne kadar az sıkıntı yaşayarak adapte olabilirse bizim için bu daha iyi. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çok şükür ağır bir durum söz konusu değil zaten. Değil, en hafif dedi. Apetit en hafifiymiş herhalde. Dediğim gibi hatta devletin verdiği 8 saat, aylık 8 saat. Ben dedim ki devletin verdiği 8 saatin aç. Biz de dedim özelden 8 saat alalım dedim. Bana hatta dedi ki yani şayet dedi evini arabanı alsan satacak, satarak dedi bu 8 saat alacaksan alma dedi. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hı-hı. Hiçbir şey satmayın dedi. Çok iyi bir doktor. Gerçekten çok iyi bir doktor. Eğitim araştırmada Koray Bey. Soy ismi unuttum zaten. Soy ismi ben de unuttum. Yani Koray Bey gerçekten çok yani böyle bu durumda olup da Antalya'da olan izleyicilerimiz varsa, bizi takip edenler varsa Koray Bey'i gerçekten tavsiye ederim. Çok çok iyi bir doktor. Hatta bize dedi ki siz çıkın dedi diğer ablalarla beraber. Bir de ben kendimi gözlem bakayım. Siz yokken nasıl bize tepki verecek diye bakayım dedi. Biz çıktık hiç de umurumda olmadı Hakan. Umursamadı bile. Umursamadı çünkü o anda baloncuk oynuyordu. Doktor bana baloncukla oynatıyor. Bir de popit vardı. Popit oynatıyordu dedi ki. Bir de asistanların etrafında duruyordu. Bakalım tepkileri nasıl olacak deyince. Tamamıyla bizden ilgisi dağıldı. Dağıldı. Yani bizi... Unuttu gibi bir şey. Boşladı. Boşladı. Aynen şey yaptı. Onlarla ilgilendi. Ondan sonra şey yaptı. Yani o şekilde bakalım artık şimdi şeyden... Neydi o dedikleri yer ya? Kurumdan randevu heyet kurumundan. Evet. Heyet kurumundan şimdi randevu olacaklar. Sağ olsun. Onunla da Gülcan'ın arkadaşı Arzu Hanım ilgileniyor. O da başka birine yönlendirmiş. O beni bugün bile aradı. Ben de seni şimdi 2 kilo kadar halledeceğim. Bütün dedi randevularını alacağım dedi. Ben seni yönlendireceğim. Benden haber bekledi heyetler hakkında dedi. Benim söylediğim zaman gidersin dedi. Girersin heyete artık dedi. Onu da hallederiz dedi. Tamam dedi. Sağ olsun. Yani buradan herkese yardımcı olan herkese gerçekten çok çok teşekkür ediyorum ben yani. Ne demek herkes ya, yani herkes. Şimdi tabii bazı olumsuz yorumlar da var. Yine söylüyorum. Üstüne evet. Basa basa söylüyorum. Hani ben çok anlayışlı bir insanımdır. Herkesin düşüncesine saygılıyımdır. Genel anlamda. Ama her insanın bazı çizgileri vardır. Benim de kırmızı çizgim çocuklar. Evet. Çünkü çok istememe rağmen anne olamadığım için insanlara böyle çocuklarıyla vurmaya çalışan insanlara karşı inanılmaz derecede tepki gösteriyorum.
annenin, babanın, kardeşin, kimin ne derdi sorunu varsa onunladır. Asla bu çocuk üzerinden yapılmamalıdır diye düşünüyorum. Ya genelde işte gidiyorlar bazen insanların bir yanlış, ne bileyim bir kuyruk acısı var diyorum ben artık. Buna başka hiçbir şey demiyorum. O kuyruk acısı da gelip de size saldırabilirim. Onları şey yapmıyorum artık ama o gürültüde anlaşılamayan şeyde Hakan'a apitik otizm teşhisi koyuldu. Yani artık öyle bir teşhisimiz var. Onunla alakalı artık biz de yavaş yavaş ne yapacağız? Eğitimlerimize evet, başlayacağız. Eğitim ve tedavi sürecine başlanacak. Hı-hı. Evet, bu arada benim blogda da yazmışlar. İşte bunlar, o çocukta herhangi bir şey yok. İlaçlarla çocuğun hayatını mahvetmeyin demişler. İlaç verilecek mi? Şu an ilaç verilmeyecek çünkü şey... Ben ilaç verip vermeyeceğini de bilmiyorum. Hayır, ilaç veriyorlar. Sakinleştirici veriyorlar ama bu otizmin ileriki seviyelerinde olan çocuklar için. Yani çocukları sakinleştirebilmek adına yapılan bir şey. Ama Hakan'ın bir saldırgan yapısı yok. Yok, Hakan zaten daha çok küçük. Evet, herhangi bir şey yok. O yüzden hani herhangi bir ilaç yok, sadece eğitim süreci başlayacak Hakan'ın. Hı hı. Zaten böyle bir şey olursa kimyasal olmasın elbette ki ben de yani işte o yüzden araştırıp öncesinde daha sonra ne yapılacaksa ama Hakan'a herhangi bir ilaç verilmeyecek. Sadece Hakan'ın eğitim süreci başlayacak. Ki daha çabuk adapte olabilsin diye. Çünkü doktor da Koray Bey de bize bazı şeyler söyledi. Hani bir noktaya odaklandığı zaman dikkatini dağıtın. Tek bir yere odaklanması çocuk dedi. Tek bir yerde dedi, sabitlenmesi dedi. Ama şu anda bak mesela Nihal Hanım bugün yine takip ettim. Tek bir yere sabitlenmiyor şu anda. Mesela bir 5 dakika gitti o masanın üzerindeki tek puzzle'larla oynadı. Onu bıraktı ondan sonra. Gitti Feyza'nın yanına, Feyza'yla bir oynadı. Sonra tekrardan geldi, oyuncaklarını bir dağıttı, gitti. Sonra tekrar gitti, geldi. Sürekli aşırı derecede bir hareket halinde yani. Böyle hani... İşte daldığı zaman, tabii, önemli daldığı olan zaman daldığı noktada, daldığı nokta, doktor oradan çıkarın dedi. Yani evet. Ses çıkarın, bir şey yapın, başka çıkarın. Bir şey yapın ki dikkati dedi, o noktadan dağılsın yani. Zaten dikkatimizi çeken de o olmuştu. Yani Hakan'ın zaten görünürdü. Gerçekten hiçbir şey yok. Yani hiperaktif diye düşünüyorduk ama Hakan herhangi bir şey yapıldığı ve daldığı zaman hiçbir şekilde tepki vermiyordu Hakan. Vermiyor. Yani dalma dediğin mesela bir insanın nasıl gözü dalar şuraya bir sabitlenir. Hakan o şekilde sabitleniyor çünkü ve dediği gibi Nehra'nın oradan çıkarmakta biz zorlanıyorduk yani. Şey hiçbir yaptırıp, şeye tepki vermiyordu. İşte o dalmalara hiçbir şekilde sabitlemeyin dedi. Doktor onu sürekli dikkatini dağıtın dedi. Yo biz dün sen markete gittin dedi. Akşamüstü. Feyza ile buradayken yine aynı şekilde Feyza'yı dedim açıp. Evet şimdi Hakan çok seviyor, şey seviyor. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun dediğimi direkt bütün dikkatini evet. İyi ki doğduna ile ilgili şey oluyor. Onu çok seviyor. Mesela biz hastaneye gittiğimde de çok sıkıldı, aşırı derecede sıkıldı. Hep sürekli ben böyle iyi ki doğdun, Hakan yanında birisi varsa şayet onun da alkışlaması gerekiyor. O da alkışlayacak. Hep beraber alkış yapıyor. Çok seviyor şey pastayı. Ondan sonra etrafına bir bakıyor ki mum var mı? Mum olsa mum üfleyecek. Şimdi Hakan içeride uyuyor. Uyuduğu için biz bu kadar çok rahat bir şekilde sohbet edip şey yapabiliyoruz. Şimdi Hakan'a küçük bir pasta almış şimdi herhalde. Şimdi o da şey yapacağım, mum üfleteceğim. Bak çok seviyor ya. Fakat bir kalksın bakayım. Az önce kalktıydı. Yine dağıldı gitti. Neyse uyandığı zaman yaparız. En azından bir dağılsın. Ona göre de nasıl olsa doktordan hani kesin bir tanı kondu en azından. Tanımız konuldu. Hamdolsun Allah'tan gelen gerçekten başımızda ben her zaman düşünüyorum. Yani hiç ne hayıflanma ne de herhangi bir şeyim yok yanında. Çok böyle bilmem ya ben rahat bir insanım. Ben relaksım yani. Ben kasmıyorum da kendimi. Rahatlık da değil belki ama en azından biliyorum ne yapabileceğimizi biliyoruz. Evet. Sonuçta Allah'ın verdiği bir rahatsızlık. Allah beterinden saklasın. Evet. Her zaman içimde. Allah çaresiz dert vermesin. Çaresiz dert vermesin. Bu başındaki şey en güzel şekilde de evet. Normal sosyal yaşantısına zaten devam ettirebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben sana o zaman da söyledim. Hani yalnız değilsin ben gece 3'te olsa, 4'te olsa, herhangi bir şey olsa ben zaten bir ses duyduğum zaman arıyorum belki ne bir şey mi oldu. Evet. Çocukların sesi geldiği zaman. Sürekli olarak şey yapıyorsan iletişim halindeyiz yani orada. Onun için elimizden ne geliyorsa zaten yapılacak. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben çünkü de, Allah'tan bir de iyi bir doktora denk geldik. Çok çok iyi bir doktorumuz. İnanılmaz derecede. Çok hani tek doktorla bırakmayın diyenler olmuş. Başka doktorlara da götürün gösterin diyenler olmuş. Zaten şimdi kurula girdiği zaman en az 6 tane doktor
belirli testlerden geçirecekler Hakan'ı. Yani bir 6 doktorun daha gözetiminden geçmiş olacak ve Koray Bey muhtemelen zaten şu an beynim yine durdu. Benim de beynim yanıyor bu aralar. Kaç gündür böyle hastanelerdeyiz ya. Ondan çık ona git, ondan çık ona git. Kafamız karıştı. Şey bile, günleri bile karıştırıyor. Stajyer doktor yetiştirdiği için eğitim görevlisi. Ben sonunda söyleyelim. Eğitim görevlisi olduğu için belirli aşamalardan geçmiş olan bir doktor zaten. Yoksa zaten benim işime sinmese yürü belki başka bir doktordan randevu alalım derdim. İlerleyen süreçte gerekirse yine belki başka doktora götürülebilir ama yani şu an ya böyle bir şey gerek yok. Şu an öyle bir şey yok çünkü hani kime otizmle ilgilenen kim varsa kime sorduysak evet yani otizmin bir belirtisi var, bir teşhis koydurun bence dedi, herkes bunu sordu çünkü hani birebir Hakan'ı gözlemleyenlerden size ben söyleyeyim. Zaten videolardan seyreden arkadaşların çoğu da sordu. Hakan'da bir sıkıntı var, istersen doktora götür diye. Bu, siz bunu videolarda bile fark edebiliyorsunuz ki bunu çocuğu birebir görenler bile zaten gerçekten fark etti, şey yaptı. O yüzden yani bir, ikinci bir doktora zaten ihtiyaç var mı şu anda Koray Bey'in haricinde? Bence yok, benim kanımcı yok yani. Çünkü ben gerçekten çok memnunum doktorumda. Memnun kaldım, çok iyi bir doktor. Gerçekten çok iyi doktor, çok ilgilendi, çok şeydi. O yüzden şu anki Koray Bey'in koyduğu teşhisden dolayı teşhisle yolumuza ilerleyeceğiz zaten. Şey dedi. Dedim ki şimdi bakalım bir heyete gireceğiz. Herkes yazıyor zaten. Annen gelmedi, ablan gelmedi. Yanında hastaneye gidiyorsun diye. Ya annem de gelse, ablam da gelse yanında sadece dolaşacaklar. Hastanenin içini hiç bilmiyorlar. Ve hastane içini ben de bilmiyorum. Nihal abla biliyor. Nihal abla heyete girip çıktığı için ve sürekli olarak hastaneye girip çıktığı için Nihal ablanın benimle gelmesi bana avantaj. Gideceğimiz yerler tek tek yani nokta atışı biliyor Nihal abla. Bana dese ki şimdi şu nerede bilmiyorum ben. Zaten hani ben kendi vlogumu da söyledim. Annem de bilmiyor, ablam da bilmiyor. Ebru da gelmek istedi, Faize teyze de gelmek istedi. Ben dedim ki gelmeyin, siz oturun oturdunuz. Ben dedim ki sizin gelmenize gerek yok çünkü ben dedim hastanenin içini çok iyi biliyorum. Evet. En azından Hakan'ın hastanede huzursuzlandığını da bildiğim için. Sen dedim Hakan'la ilgilen, ben gideyim işlemleri yaptırıp geleyim. Biz Hakan'ı odaya öyle alalım deyip ben istedim bunu. Evet, Nihal abla böyle bir teklifle geldi bana zaten. Ki zaten ben doktorun yanına çıktığım zaman da Belgin'e dedim ki siz Hakan'la çıkmayın, yukarıya aşağıda bekleyin. Hı-hı. Ben çıkayım doktorla görüşeyim, eğer alabilecekse ondan sonra siz yukarıya gelin. Çünkü Hakan gerçekten hastanede çok huzursuz oluyor. Aşırı, hiç sevmiyor. Hastaneyi kesinlikle sevmiyor çocuk. Yoksa hastane geçmişi var mı? Ebru da Faize abla da gelmek istediler. Faize abla defalarca Belgin'den aradı, benden aradı. Sürekli arıyor annem. Ne oldu? Bana haber verin. İçeride mi dışarıda mı? Hani gelmediler ya da aramadılar değil. Ebru da öyle Faize abla da ama Ebru gelse zaten Ebru hastaneyi hiç bilmiyor. Zaten Ebru bana telefonu açtı. Ben de gelim de sana 3-4 gün kalayım dedim. Sen de bana gelsen kalsan ne yapabilecek ki? Şu anda yapacak hiçbir şey yok. Yani gelip de kaldığı zaman yani yapacak hiçbir şey olmayacak. Yani herkes şimdi kendi şeyinde, biz bekliyoruz. Şu anda bir bekleme sürecindeyiz. Heyete de girip çıktıktan sonra zaten özel heyetimi başladıktan sonra artık yavaş yavaş saatinde ilerleyeceğiz. Ona göre de zaten yol izleyeceğiz yani artık. Tabii ki. Şu anda top tutası yok Nihal abla. Bak ya. Ama top tutman lazım. Yok hiç mi? Hı? Oynamayacağız mı top? Birazdan elimden tutmam. Ablası geliyor mu? Gelmem. Ablası geliyor mu? Ablası. Feyza geliyor mu? Feyza. Diki diki. Bak bak Feyza'ya bak. Bak. İyi ki doğdun Hakan. İyi ki doğdun Hakan. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Üfle. Hadi bir daha. Hadi bir daha üfle. Üfle teyzeciğim. İyi ki doğdun Hakan. İyi ki doğdun Hakan. Hakan diyor. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Alkış. Oy senin üstün anneciğim. Hadi üfle bakalım bir. Gel. Üf. Tut elimi. Üf de hadi. Ya,
Şifliyorum. Şuradan çıkıyor. Aha. Aferin. 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 Hadi alkış arkana. Hadi, hadi bunu da üfle. Buna da üf. Üfle bunu. Üf. Üf. Üf yap hadi. Üfte. Üfte. Yapacaksın yapacak. Dokunacak da korkuyor. Sıcak sıcak hayır evet, olmaz teyzeciğim. Evet, yok olmaz olmaz. Üfte üf. Üf. Yapamadı. Alkış sana alkış. Bak. He. Hakan'a alkış. Elim dur bir ellesin bakalım bir. Ne oldu? Şimdi yumuşak ya. Al. Mama. Mama. Isır. Dur dur hepsini ağzına. Attı zaten hepsini ağzına. Afiyet olsun. Dur da hapsi verelim. Al. Hapsiye de versin. Hadi neyse. Evet arkadaşlar biz artık sizlerden yavaş yavaş izniniz isteyelim ve kaçalım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım gel. Severek ve... Dur Seyza aman dur elindeme şimdi elindekine bir vurur ters döner. Gel. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bye. 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 Bye